Açıkçası bizim için çok heyecanlı bir süreç ama işin sonuna geldik. Tüm ekip arkadaşlarıma öncelikle minnet duygularımı iletmek istiyorum buradan. Büyük bir iş başardılar. Biliyorsunuz Mercedes-Benz firmasının sloganı The Best or Nothing. Arkadaşlarım bu işte The Best olan kısmını gerçekleştirdi. Bununla gurur duyuyorum. İnşallah 3 Nisan'da açılışı yaptığımız zaman da Sayın Devlet Başkanımız Putin'in katılımıyla beraber onurun en büyüğünü gerçekleştirmiş olacağız. Açıkçası ben Türk, Rus, Alman diye değerlendirmek istemiyorum. Çünkü bizim olaya bakış açımız şudur. Biz global bazda düşünürüz, lokal bazda hareket ederiz. Ben baktığım zaman işini profesyonel yapan, ekip ruhunu yakalayan, kaliteli insan gücünü bünyesinde barındıran ve inanmışlığı başarmış bir ekip, Rus olsun, Türk olsun, Alman olsun değişmez. Başarılı sonuçlara dünyanın her yerinde imza atar. Tabii ki Türk firmalarının dünyadaki inşaat sektöründeki konumu Çin firmalarından sonra ikinci sırada. Ben açıkçası bu sektörde büyük bir potansiyel bekliyorum Türk inşaat firmaları için. Ve bunu Rusya coğrafyasıyla da sınırlamanın doğru olduğuna inanmıyorum. Şu anda Avrupa'da bizim için büyük bir pazar, Afrika'da büyük bir pazar, Amerika'da büyük bir pazar. Çünkü dünyada artık çok eskimiş altyapılar var. Bunların hepsinin yenilenmesi için Türk firmalarının çok büyük iş düşüyor. Açıkçası burada ciddi bir altyapı oluştu. İnsan kaynağımız oluştu. Teknik ekipmanlar oluştu. Ve batılı firmalarla da veya Asyalı firmalarla, çok uluslararası multinational dediğimiz firmalarla yapılan işbirliği sonucu güzel beraberlikler ve sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Bu sonuçlar ortaya çıktıkça yeni işler katlanarak gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Şu anda yaklaşık 21 ırktan insan var. 8500'ün üzerinde çalışan var. Fakat bunlar sezona göre, projelere göre 15.000 ile 8500 arası gidiyor geliyor. The Mercedes-Benz car manufacturing plant in Russia. This plant has built in just less than 2 years here, and now we are about to start our production. It was an international project with one of our key players being the company Esther as general constructor, and I just want to say that we are very happy with the support from this company which we got, and that it's a very reliable partner for us, and I think it will be a long-term partnership, not only based in Russia, but maybe based in a lot of locations all over the world. So, why Turkish company? Turkish company, actually, I would say it happened in the beginning by accident. It was one of our in the tender process, it was the winner, yeah. They convinced us not only by price, but they could prove that they will bring us quality and quality in time. So, of course, having such a big project in the first time with a new supplier is also a risk for a general company like us, but it has proven that we made the right choice. Zorlu geçen ihale sürecinin ardından 2017 Haziran ayında imzaladığımız sözleşmemizle birlikte bugün itibariyle projeyi tamamlamış bulunmaktayız. 18 aylık bir maratondu bu.
100 bin metrekarelik bir fabrika inşaatından bahsediyoruz ve gerçekten hem Rusça koşulları hem Daimler işverenimiz Mercedes-Benz'in kendine özel şartlarının olduğu bir projeydi. Hayırlısıyla bu işin içinden çıktık ve açılışında yapmak üzereyiz. Yaklaşık 1500 kişinin de çalıştığı bir proje oldu bu. Türk işçilerinin, Türk inşaat mühendislerinin, elektrik mekanik mühendislerinin çalıştığı bir proje oldu. Ve bizden de övgüyle bahsedildi. Bundan dolayı da mutluyuz ve gururluyuz. Peki Türk inşaat sektörünün özellikle Rusya'daki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir bakış açısına sahip? Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Rusya inşaat piyasası Türk inşaatçıları olmadan, Türk inşaatçıları olmadan da Rus inşaat piyasası olmaz gibi bir durum var. Yani uzun yıllara dayanmış bir geçmişi var Rusya ve Türkiye inşaat sektörü ilişkilerinin. Piyasa koşulları tabii ki her geçen süre ağırlaşmakta, çeşitli coğrafyalarda farklı uygulamalar olmakta. Ama Türk inşaat sektöründe çalışanlar bu işleri güzel bir şekilde başarabilmekteler. Ve piyasada alınmış bütün işlerinde hepsinde damgaları var. Bu açıdan da mutlu oluyoruz tabii ki. Peki bu projede en zorlandığınız dönem hangisiydi? Evet, projenin çok sıkı bir iş grafiği vardı. Sebebi ise içerideki araç üretim, boyahane ve üretimhanedeki yüksek teknolojili hem robotlar hem konveyör sistemlerinin hem de boya işlerini yapacak olan üst düzey teknoloji ekipmanlarının getirilip montaj edilmesiydi. Bunun yanında da bütün elektromekanik sistemin hazır halde bulunmasıydı. Bu süreçte binaların kapatılması, ki 100 bin metrekare bir binadan bahsediyoruz, hem cephesinin hem çatısının kapatılması ile ilgili süreç gerçekten yoğun ve zor oldu. Sebebi ise biliyorsunuz Moskova'da yapılıyor inşaat ve çok yoğun kar yağışlarının olduğu ve kış şartlarının zor geçtiği bir bölge. O yüzden bu çalışmalar esnasında gerçekten hem ekipman olarak, hem mühendis kadrosu olarak, hem işçi kadrosu olarak, hem de toplantılar, proje toplantıları olarak çok yoğun bir süreç yaşandı. En zor süreç ilk 6 aylık süreç oldu açıkçası. Ha ha ha!